Uzayda yaşam. Bir önceki bölümde uzayda yerçekimsiz ortamda yaşamanın insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerinden bahsetmiştik. Bu bölümde ise yerçekimi olmadığında görünüşümüz nasıl etkileniyor, biraz da bundan bahsedeceğiz. Her sabah yataktan kalktığınız zaman omurganız yatağa girmeden önceki durumundan 1 ya da 2 santimetre daha uzundur. Bunun sebebi siz yatarken omuriliğinizin hemen hemen S şeklinde dinlenmesi ve sıvının omurgalarınızın arasına daha fazla sızmasıdır. Yerçekiminin çok daha az hissedildiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bunun daha yoğun bir versiyonu astronotları etkiler. Yerçekimi omurgaya baskı uygulamadığı için yaklaşık 5 santimlik bir uzama gerçekleşir. Bu fazladan uzunluk, astronotların dünyaya dönmelerinden kısa bir süre sonra geçer. İşte bu büyümeye uyum için uzay giysileri biraz bol tasarlanır. Yakın zamanda çok önemli bir deneyin ilk aşaması sonuçlandı. Bu deneyde ikiz astronotlardan biri dünyada kalırken diğer astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yıl yaşadı ve en uzun süre uzayda kalma rekorunu kırdı. Araştırmalar, astronot Scott Kelly'nin bir yıl boyunca uzay şartlarında kalmasının sonucunda vücudunda ne gibi olumsuz etkiler olduğunu gösterecek. Wanting to be an astronaut from when I was a little kid. NASA is doing kind of a comparative study between my brother Mark and I, since we're identical twins. I've flown 4 flights. This will be his 4th flight. It's just incredible. That's one of the challenging things about being away that long is just completely out of control. My level of like muscle soreness and fatigue is a lot higher than it was last time. I also have an issue with my skin that because it hadn't touched anything for so long, like any significant contact is very, very sensitive to, it's almost like a burning feeling on wherever I like sit or lie or walk. No, I said this one's not feeling too bad. Oh, not feeling too bad, okay. Everything else is feeling bad. My ankles, my knees, my hips, my back, my neck, my right shoulder. Yeah, I could tell you it hurts. My back hurt, you know, when you get up in space. My back and my neck definitely hurt now, you know. Or maybe it's because I was up there, you know, for a year. Maybe my bones just turned to dust. Astronotların da konuşmalarını açıkça ifade ettikleri gibi, yer çekiminin olmadığı bir ortamda uzun süre kalmak türlü zorlukları da beraberine getirir. Uzaydaki ağırlıksız ortamın insan vücudu üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açtığını önceki bölümlerde de çeşitli örneklerle ifade ettik. Allah yer çekiminin oranını ve insan vücudu yapısını birbirine uyumlu olacak şekilde yaratmıştır.